Sana bir haber vereceğim. Neymiş o? Bizim Narin'le Atıf. Bu hafta sonu Abant'a baş başa otele gittiler. Neden? Sence neden? Çıkıyorlar deme sakın çünkü hayatta inanmam. Aynen, çıkıyorlar. O Narin hadisi bana söylemedi ama Atıf hemen söyledi. Allah Allah. Bilmiyorum. Bana yalan atıyormuş gibi geliyor. Aman canım, ne mecburiyeti var yalan atmaya ki? Ama Narin bana küstü galiba. O yüzden böyle sessizliğe büründü. Niye? Daha dün gece burada değil miydi? O dün gece anlatıyordu ya ailesiyle ilgili bir şeyler. Hani bu polis çocuk aramış, bir iz bulamamış. Ya, o sırada beni Can çağırdı. Bu pandanın davetine gidecektik. Çok önemli bir şeydi kız için. Ağzına tıktım bütün hepsini. Kırıldı bana tabii ki. Bak ablacığım, bir şey soracağım sana. Sen gerçekten polislerin onların izlerini bulamayacağını mı düşünüyorsun? Hani bu işin içinde bir iş var bence. Ya Narin bizden bir şey saklıyor ya da uyduruyor işte. Aman sen de Narin katma fırsatı buldun ya. Hiç hemen devam et yani. Tamam. Ne olabilir Allah aşkına ya? Tamam. Bir şey demedim. Bunca yıldan sonra birine bir şey hissediyor. Ve bana söylemiyor ya, inanabiliyor musun? Belki bazı şeyleri paylaşacak kadar yakın hissetmiyordur artık kendini sana. Ben eşeklik ettim. 12 yıllık yarısıydı bu kızın. Yani bunca yıldan sonra o mahzenin kapağını açıyor, ilk adımını atıyor ve ben onu dinlemiyorum. Ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? O Sermet pandası var ya, o benim sistemimi bozdu, sistemimi. Yalnız ben çok merak etmeye başladım bu Sermet pandasını, sana söyleyeyim. Çok salak ya. En sevdiği ressam kimmiş biliyor musun? Kim? Sazan. Sezan'ı diyor, Sazan diye. Ya. Çok salak. Bugünkü problem gündemimizde ne var aşkım? Hı? Yok. Bir şey yok. Böyle işte güzel, keyifli bir akşam yemeği. Ben sadece biraz kırgınım. Kime? Neden? Emin misin? Ya yanlış anlama. Ben soruları böyle peşin peşin sorayım. Çünkü birazdan zaten nefessiz konuşacaksın. Ben ağzımı bile açamayacağım. Atıf'a Narin çıkmaya başlamış. Çıkmak bir yana, Abant'a otele gidiyorlar hafta sonunu geçirmek için. Benim bundan haberim yok. Niye? Çünkü Narin bana tek kelime bile etmedi. Ben Atıf'tan öğrendim. Bir de arıyorum. Diyor ki bana adliyedeyim. Yalan söylüyor bir de bana. Sabah erkenden gitmiş otele. Otelin güzellik merkezinde büyük geceye hazırlanıyor tabii. Yani Narin bir herifle otele gidiyor. Hem de yeni tanıştığı biriydi. Atıf sana iyi sallamış. Ben bile daha iyi tanıyorum yani arkadaşını. Niye sallasın canım? Aa, Irmak da aynı şeyi söylüyor. Sen de deli misiniz, nesiniz be? Allah Allah, ben onu bilemeyeceğim ama bu ikisi otele gittilerse ben atölyeyi yakarım ben. Sen atölyeyi yakma da benim içimi yaktın şimdi. İki ayrı yerdeki iki insandan aynı anda siren sesi gelme ihtimali yüzde kaç? Atıf sıfır değil mi? Sıfır. Bu ikisinin aynı yerde olduğunu göstermez mi? Ya ikisi de bize ayrı ayrı yalan söylüyor. Biri diyor ben iş seyahatindeyim, öbürü diyor ben adliyedeyim. Ben ne diyeceğim, ne yapacağımı şaşırdım yani. Bak, bir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şeye de kendini inandırmana gerek yok. Bak, Fırat'ın nereye gittiğini bilemem. Ama Narin'in nereye gittiğini biliyorum çünkü ben de birazdan yanına gideceğim. Nereye, nasıl? Ya biz Narin'le bir hafta sonu için Abant'a gideceğiz. Narin önden gitti. Ben de işlerimi hallettikten sonra yanına gideceğim. Ya dün gece öyle bir aniden bir yakınlaşma oldu aramızda. Bir şey başladı yani. Ama bana bak. Şimdilik Narin'e bir şey söyleme. Tamam? Bilmiyorsun. Siz ikimiz. Evet, biz ikimiz. Ay Allah'ım, çok sevindim. Doğruyu söylüyorsun değil mi? Doğru. Ben yalan söyleyebilir miyim? Ay çok sevindim, çok sevindim, çok sevindim. Yarın sabah erkenden Abant'a gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.